Nestor. Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Geciktiğim için de hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Yaşlılık böyle bir şey herhalde demek işte. Bu birkaçtır internetten bana soru soruluyor da bununla alakalı cumartesi gün inşallah sohbet edelim diye söz vermiştim. Bu her seçim döneminde bu tip sorular veya bu tip sözler çok oluyor. O yüzden buna da bir cevap olsun. Oy vermekle alakalı. Seçimler geliyor, seçimler geldiğinde işte insanlar bir partiye oy veriyorlar. O partiye oy vermek, bana sorulan soru şu: oy vermek şirk midir? Soru bu. Ben bu direkt soruya cevap olarak söyleyeceğim. Oy vermek şirk midir dendiğinde ben şirk değil derim. Bunun gerekçesi de şu olur: oy vermekle alakalı. Burada diyelim ki kaç kişiyiz? 100 kişiyiz. Bir şeyi oylayabiliriz burada. Nasıl yapalım diye. Bir şeyi oyladık. Nasıl yapalım diye. Şirke mi düştük o zaman? Bu kadar basit olmamalı. Şimdi devlet sistemi ile alakalı, bilhassa devlet başkanının seçimi ile alakalı netleşmiş, ümmetin ittifak ettiği bir model yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'de Hristiyanlarla Yahudilerle birleştirdi. Mekke'yi savunmak için onlarla bir antlaşma yaptı. Pardon, Medine'yi. Medine'yi savunmak için onlarla antlaşma yapıp Medine'nin savunmasını gerçekleştirdi. Kime karşı? Müşriklere karşı. Ardından Medine'de bir İslam devleti teşekkül etti. Vefat etti. Vefat ederken net bir şekilde yerine birisine yazılı vasiyet vermedi. Sahabelerin, o aşere-i mübeşşerin ittifakıyla, seçimiyle Hazreti Ebubekir Efendimiz'i seçtiler. Hazreti Ebubekir Efendimiz ölmezden önce Hazreti Osman Efendimiz'i tavsiye etti, vasiyet etti. Pardon, Hazreti Ömer Efendimiz'i. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in vasiyetiyle devlet başkanı oldu. Hazreti Ömer Efendimiz ölmezden önce sahabeler dediler ki kim olsun? Söz muhteşem. Hiç kimseye işaret etmezsem arkadaşım, dostum, aynı zamanda peygamberim olan Muhammed Mustafa'nın sünnetine uymuş olurum. Birisini de tavsiye edersem yine arkadaşım, dostum olan Ebubekir'in yolunu izlemiş olurum dedi. Hiç kimseye işaret etmedi. Aşere-i mübeşşere toplandı. Hazreti Osman Efendimiz'i seçti. Hazreti Osman'ı seçti. Seçim yaptılar. Şimdi onlara biz şirk ehli mi diyeceğiz? Sözün tehlikesine dikkat çekiyorum. Oy vermek şirktir derseniz, bu sefer oylama yapılmış olan ashabı da şirke düşürmüş olursunuz.
Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi. Hazreti Ali radıyallahu an hazretleri de aşere-i mübeşşerenin seçimiyle geldi. Onu da seçtiler. Şimdi biz aşere-i mübeşşereyi komple şirk ehli yapacağız, oy kullandılar diye. Bunu üretenler, isim vereceğim artık bundan sonra. Hep böyle sufilik yapıp isim vermeyelim, konuşmayalım. Böyle konuşuyorduk, yok. Olmuyor, yetmiyor. Bunu böyle söyleyenler, Vahabi Selefi çizgisinde olanlar. Çünkü Vahabi çizgisi Suudi Arabistan krallıkla yönetiliyor. Oylama yok. Oy vermek şirktir diye patlat bombayı, krallığını muhafaza et. Krallığını koru. Aynı Vahabi Selefi çizgisi Mısır'da parti kurup nasıl seçimlere giriyor? Mısır'da partileri var. Mısır'da parti kur, git Sisi'nin yanında saf tut. Müslüman kardeşleri de katlet orada. Türkiye'ye gel, oy vermek şirk de. Yarın öbür gün baktı ki ülkenin içerisinde huzursuzluk var. Suudi Arabistan krallığı, belediye başkanlığı seçimleri bir tertiplerse ne olacak şimdi? Bir sürü işte o ayetleri hepimiz biliyoruz ya. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. İyi. Devleti bana verdiler de bana Allah'ın hükmüyle hükmetmezsen beni kafir olarak nitelendirsen. Ya adamın gücü yok elinde. Bunu şimdi gitsen Çin'de ondan sonra Uygur Türklerine, Uygur Müslümanlarına söyle. Siz Allah'ın hükmüyle hükmetmediğinizden dolayı kafirin ta kendisinin de kafana senin mermiyi güm patlatsın beni kafir dedin ki asıl kafir sensin diye. Adamın elinin altında eşi var. Eşine Allah'ın hükmüyle hükmetmezse, zulmederse evet. Bak onu orası bağlıyor. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Elinizin altındakilerden. Elinizin altındakileri Allah'ın hükmüne uygulayın. Bu ne demek? İşte neyse haramı, helalı, durumu, vaziyeti ona göre hükmet. Allah muhafaza eylesin. Şimdi seçimler geliyor. İşte bu bombalar başlayacak gene şimdi. Ben şunu söyleyeyim. Ben herhangi bir oy kullanmıyorum. Ben en son 94'te miydi, 93'te mi bir seçim olduydu. İttifak olmuştu. Şeyhimin emriyle kullandım. Ben oy kullanmıyorum. Ben Türkiye'deki sistemin gerçekten böyle insanların hür iradelerine uygun bir şekilde tanzim edildiğine inananlardan değilim. Ama oy kullanılmasına da karşı değilim. Oy kullanılmasına da karşı değilim. Bir kimse, içtihat meselesi bu. Bir kimse kendince ben oy kullanmayacağım diyebilir. Kullananı da şirkle itham etmez. Şirk ağır bir itham. Allah muhafaza eylesin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa bir kimse hatası olur, kusuru olur, yanlışı olur, eksiği olur. Bir hatasından, yanlışından dolayı dinden çıkmış olabilir o esnada. Tavsiye edersin, tebliğ edersin, nasihat edersin. O kimse hatasını, kusurunu görür, geri döner. Ona şirk ehlisin demek, küfür ehlisin demek,
ağır bir itham. Allah muhafaza eylesin. Evet. Bütün beşeri mertebeler arasında en yücesi velayet, velilik mertebesidir. Soru sahibi burada mı? Adım adım mı gideceğiz yine? Sorularla devam edelim. Yok, bunları diyorum. Adım adım mı gideceğiz? Ha bunlara değil, bu sorulara mı bakalım diyorsun? Ha yok, onlara bakarız yine. Sıkıntı yok. Böyle benim ölüme nimet gelmiş, şimdi bunu bırakmam. Ben bunu dedim, normalde adım adım mı gidelim yoksa sonuna kadar mı gideyim? Hazırlayan sensin ya. Arada sorular var. Evet, peki. Bütün beşeri mertebeler arasında en yücesi velayet, velilik mertebesidir. Velilikle alakalı ayet-i kerime var biliyorsunuz. Allah'ın velileriyle alakalı. Onlar mahzun olmazlar, mahcup da olmazlar. Onlar dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yunus suresinde malum. Başka bir ifadeyle veli insanı kamilin zirvesidir. Veli, Resul ve Nebi kavramlarını da içeren en geniş kavramdır. Veli, Resul ve Nebi kavramlarını da içeren en geniş kavramdır. Veli, ilahi isimlerinden biridir. Ama bir kimse eğer Allah hakkında en yüce bilgiye erişirse, o kimse de aynı şekilde isimlendirmeye layık olur. Bununla beraber kulluğunun kesin bilincine sahip olan bu beşeri veli, herkesin önünde bu isme sahip çıkmaktan hoşlanmaz. Çünkü veli kelimesinin yalnızca Hak Teala'ya ait olduğunu ve beşeri bir varlığın veli mertebesine yükseldiğinde de kulluğu aşıp rububiyet mertebesine ref edildiğini bilir. Ama ister hoşuna gitsin ister gitmesin, bir hak yolu yolcusunun bazen bu kulluk mertebesini aştığı da bir vakadır. Füsus. Bir insanın insanı kamil olmasının ilk şartı onun veli olması ve velayetinde bütün insanı kamil tiplerinin en genel vasfı olduğudur. Şu halde velayetin manası nedir? Veli, Kur'an'ı tabirle Allah'a iman etmiş, Resulüne iman etmiş ve Kur'an'ın ve sünnet-i Resulullah'ın hükümlerini gücünün yettiğince yerine getirmeye çalışan, Allah ve Resulünü çok seven, çok tövbe eden salih insanlar. Salih insanlar. Allah'a yakınlık, Allah'a kurbiyet tesis etmeye çalışan müminlerin içlerinde en faziletlileri. Bütün peygamberler aynı zamanda velidir. Bütün nebiler aynı zamanda velidir. Burada peygamber, veli, resul ve nebi kavramlarını da içerir dedi. Bütün nebiler ve resuller aynı zamanda velidir. Örnek kavradığına dair. Siz şimdi onu ya velilik nebilikten üstün mü diye düşünürsünüz. Burada nebilik ve resullük örneğin son bulmuştur. Nebilik ve resullüğün bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle hitama ermiştir. Ama velilik ebedidir. El-Veli ismi şerifi Cenab-ı Hakk'ın ebedidir. Mesela El-Nebi ismi şerifi yoktur. El-Resul ismi şerifi yoktur. Cenab-ı Allah'ın bize bildirilen isimlerinin arasında. Ama El-Veli ismi şerifi Cenab-ı Hakk'ın vardır. Ve El-Veli ismi şerifi
bu noktada ebediyen de var olacaktır. Allah'ın isimleri bir müddet sonra inkıtaya uğramaz, ortadan kaldırılmaz, şekil şemal değiştirmez. Şekil şemal değiştirmez. Allah'ın sıfatları, isimleri sonradan ilave edilmez. Vardır zaten o, biz görmemişizdir. Şimdi bu açıdan bakılırsa velilik, nebili ve resullüğü de içinde barındırır. Çünkü her nebi ve her resul bu noktada velidir aynı zamanda. İşte velayet bu manada velilik makamıdır. Ve velayet yolu dedikleri yol da bu yoldur. Bu veli olma yoluna velayet yolu derler. Velilik yoluna intisap etmek iki hal ile, iki yol ile mümkündür. İki yoldan bir kimse veli olur. Bir yolu normalde velinin velisi, onun velisi, onun velisi, şeyhuna yoludur. Bu yola biz velayet yolu deriz. Bir kimse direkt Kur'an ve sünnete bakmadan direkt üstadına bakar. Üstadı da üstadından almıştır. O da üstadından almıştır. O da üstadından almıştır. O da üstadından almıştır. O da üstadından almıştır ilmi. Onlar için şu söz konusu değildir. Bu konuda hadis var mı? Üstadımız böyle söyledi. Bu konuda ayet var mı? Üstadımız böyle söyledi. Bu konuda fıkıh var mı? Üstadımız böyle söyledi. Velayet yolunun hem bu noktada kestirme tarafı, aynı zamanda da büyük handikap tarafı budur. Handikap tarafı dediğim şey nedir? Eğer ki bir kimse kendisinin veli olduğunu iddia ettiği bir kimseye intisap etti de o kimse gerçekten veli değil ise o kimsenin yolunun sağlamasını yapması mümkün değil. Sapkınlığa gitme ihtimali çok büyük. Aldatılmaya gitme ihtimali çok büyük. Bunun çünkü sağlaması Kur'an, sünnet ve icma ümmetle olacak. Kur'an, sünnet, icma ümmet olunca o zaman o yol velayet yolu olmaktan çıktı. O zaman yol nübüvvete döndü. Bu noktada velayete gitme, yani veliliğe gitmenin en sağlam, en kestirme, en güzel noktası nübüvvet yolunu tercih etmedir. Bu insanın nefsine zor gelir, bu insana acı gelir, bu insanı bu noktada biraz zorlar ama ve lakin bu yol sahihlik noktasında sahih, temizlik noktasında en temizi, bu noktada şek şüphe noktasında hiç şek şüphe götürmeyecek yoldur. Bu velilik yolunda her şey sünnet-i Resulullah'a bağlanır. Kavli, hali, fiili sünnete bağlıdır o. Kavli sünnet dediğim hadis-i şeriflerdir. Hali sünnet dediğim o kimsenin halinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin o kimsenin söylediği şeylerdir. Fiili sünnetler ise nasıl adım attı, nasıl yemek yedi, nasıl kolunu düzeltti, nasıl elini düzeltti. Bu da fiili sünnetlerdir. Bu yol, yani bu en sağlam olan yol. Bu işin tercih meselesi ise, içtihat noktası ise benim içtihadım ve tercihim nübüvvet noktasından velayete, veliliğe ulaşma. Nübüvvet yolu ile. Bu direkt Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bağlanmaktır bu. Bunun da normalde insanlar arasında handikapı şudur. İnsanlar taassup noktasında mezhebe bağlıdırlar.
taassup noktasında mezhep saplantısı vardır insanlarda. Bir şey var, bir mesele var. O meseleyi söylersin. Sünnet-i Resulullah'ta başka bir veçhesi vardır. Onu söylersin o kimse, o şöyle der. Bizim hocalarımız buna fetva vermedi. Velayette olanlar bunu böyle söylerler. Velayette, hani bu noktada velayet yolunu takip edenler şeyhlerinin sözüne bakarlar. Şeyhinin sözünü haram mı, helal mı, Kur'an ve sünnetin içerisinde var mı, yok mu hiç araştırmadan, soruşturmadan direkt tabi olup şeyhinin sözüne itimat gösterir. Onun için şeyhi itimat edilecek en önemli bir unsurdur ve itimat eder ona. Asla onun hilafına bir şey söylemez, asla onun söylediğine karşı çıkmaz, asla onun söylediğine bir ölçü, bir analiz, bir iştahat getirmez. Asla onun sözünü bu noktada kendince hiç tereddütsüz yerine getirir. Hiç tereddütsüz. Millet etrafındakiler patinaj çeker. Yapma, etme, öyledir, böyledir. O etrafındaki insanlara patinaj çektirir. Ama o şeyhine teslimdir. Sorumluluk otomatikman şeyhindedir çünkü. Şeyhi al der alır, sat der satar, yık der yıkar, yap der yapar, at kendini der atar. Hani vardır ya, duyarsınız ya bunu. Ben duyardım, şivesiyle söyleyeyim, hoşuma giderdi. Şeyhum bana uçaktan atla dese atlarım Mustafa Efendi. Allah rahmet eylesin. Bana böyle söylediydi. Ben de dedim Hacı abi, böyle dedim büyük bir laf söylüyorsun. Şeyh Efendi sana uçaktan atla demez dedim. Sana şunu yapma der dedim. Sana şunu yapma dediğinde dedim ben. Sıkıntı olur dedim. Mustafa Efendi uçakta da gidiyoruz. Ömreye gidiyoruz. Vallahi Mustafa Efendi dedi bana atla dese atlarım dedi. Ben gene söyledim. Hacı abi atla demez sana dedim. Hangi şey uçaktan atla diyecek? Ama böyle dervişlikler vardır ya, şatahat ederler derviş. Şatahat eder. Der ki bana dese ki sat satarım ben. Bir gün gelir sana evini sat demez. Ayakkabını sat der, satamaz o kimse. Veyahut da sat bu arabayı der, arabayı satamaz. Çık bu dükkandan der, çıkamaz. Yapma bunu dediğinde yapar. Buradan gitme dediğinde gider. Bu büyük sıkıntıdır. Bakın bu büyük sıkıntıdır. O yüzden o yolun içerisinde o otomatikman her şeyin kutbu, dinin kutbu da. Şeyhidir o kimse. Ben sufilik hayatımda böyle velayet yolundan gidip perişan olanları çok gördüm. Eğer bu yolda şeyhi gerçekten bir mürşidi kamil değilse o kimsenin dünyası da ahireti de batar. Batar. Bu bugün için benim nazarımda tehlikeli bir yol. O yüzden bu fakir yolun başında kardeşlere yolumuzun nübüvvet olduğunu ilan ettim ben. Bu ne demek? Her şeyin temelinde sünnet-i Resulullah olacak. Her şeyin temelinde. Bunda da üstada bağımsızlık yok. Böyle bir şey yok. Üstada bağlılık var. Teslimiyet var. Hangi noktada? Kur'an ve sünnet dairesinde teslimiyet var. Üstad sünnet-i Resulullah'tan temel olarak bize ölçü getirecek. Kur'an'dan bize temel olarak ölçü getirecek. Sünnet-i Resulullah'ta var ise
biz hiç tereddütsüz teslim olacağız. Bize bir şey söylediyse birisine şunu diyebilir. Sen pazartesi, perşembe oruç tutacaksın. Teslim oldu. Birine şunu diyebilir. Bir gün boş, bir gün dolu tutacaksın sen. Teslim olacak ona. Bir başkasına da şunu diyebilir. 14, 15, 16'sında oruç tutacaksın muhakkak. Teslim olur ona. Sünnetin temelinde ne var? Sünnet-i Resulullah var. Temelde bu oruçlar var mı? Var. Sünnetin temelinde var mı? Var. Onları tutmakla mükellef o. Üstadı ona sünnet-i Resulullah'tan bir yol çizdi. O ona teslim olacak. İşte dedi ki ona sen günlük 3000 tevhid çekeceksin. Sünnet-i Resulullah'ta var mı ölçüsü? Var. Teslim olacak ona. Bakın bu noktada şek şüphe yok. Bu noktada varta yok hiç. Bu noktada o kimsenin kafasında acabası yok. Bu yol yalnız bu noktada biraz üstadlar tarafından yürünmesi zor bir şey. Neden? Sünnet-i Resulullah'a uyacaksın. Sünnet-i Resulullah'a uyarsan sen etraftan sadaka toplayamazsın. Sen dervişlerden harçlık toplayamazsın. Sünnet-i Resulullah'a uyarsan sen dervişlerden kendine hizmet bekleyemezsin. Hizmet de ettiremezsin. Sünnet-i Resulullah'ın temelinde yok. O kendi işini kendisi yapardı. O zaman o üstad kendi işini kendisi yapacak. Demeyecek evlatlarım hadi beni götürün. Demeyecek evlatlarım alın benim uçak biletimi bakayım. Evlatlarım hadi bakayım karşılayın şeyhinizi, üstadınızı. Bunlar yok nübüvvette. Yemek yiyecekse kendisi yiyecek. İçecekse kendisi içecek. Yürüyecekse kendisi yürüyecek. Bir yere gidecekse kendisi gidecek. Ve hiç kimseye şeyhen illah demeyecek. Hiç kimseye halini açmayacak. Hiç kimseye durumunu söylemeyecek. Hiç kimseye derdini anlatmayacak. Hiç kimseye problemini aktarmayacak. Hiç kimse onun kendisiyle alakalı bir şeyi bilmeyecek. Ağzından duymayacak. Biri görmüş, gördüğü kadar bilecek. Biri duymuş, duyduğu kadar bilecek. Biri bilmiş, bildiği kadar bilecek. O hiçbir şeyi hiç kimseye açmayacak. Ve o da kendi hayatını sünnet-i Resulullah'a tabi tutacak. Sünnette varsa hayatına devam edecek. Sünnet-i Resulullah'ta temeli yoksa o da onun üzerinde hiçbir şekilde onun üzerinde durmayacak. Bu velayete ulaşmanın yani veliliğe ulaşmanın en sağlam, en kestirme yolu, en güvenli yolu. Ama diğer o hani bahsettiğimiz o ben üstadın üstadı, üstadın üstadı yoluyla arasında fark var. Bunun arasında fark var. Onun delili üstadı. Bu yolun delili Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O mesela işte örneklerin bazen hani Antepli Bilal Nadir Hazretleri şehir gitmişler, kıra çıkmışlar böyle baharda. Bir dana ipini koparmış gidiyor. Bilal Efendi demiş ki tutun oğlum o danayı demiş. Tutmuşlar. Alın getirin alıp getirmişler. Kesin bakayım onu demiş. Cart kesmiş dermişler. Yüzün yüzmüşler. Başlamışlar kavurmaya, evirmeye, çevirmeye. Bazı dervişler başlamış ulan demişler ya elin danası gitti. Fakirin hangi fakirin danası gitti diyorlarmış ya. Şeyh Efendi'ye bak diyorlarmış ya. Kimisi diyormuş ki susun hikmet vardır. Susun. Tabii Şeyh Efendi oturmuş ağacın dibine bağdaşını kurmuş çat 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 Allah'ı zikrediyor. Tabi danayı kesiyorlar, eviriyorlar, çeviriyorlar, yakıyorlar ateşleri. Dervişler başlıyor kaynama.
En fazla dedikodu dervişlerde vardır. Allah'ı zikrediyorlar ya, sevapları çok ya, en fazla şeytan onlarla uğraşır. En fazla gıybet, dedikodu, iftira dervişlerde vardır. Hayret edersiniz buna. Ben girmezden önce bilseydim girmezdim. Böylesine kaynatırlar. Kaynatıyorlarmış. Şeyh Efendi aktardı bunu bana. Allah rahmet eylesin. Neyse iki kişi yana yıkıla bağıra çağıra gelmiş. Demişler ki buradan bir dana geçti mi? Dervişler içi fesat ya. Demişler ki şu ağacın dibindekine sor. Danayı bu ağacın dibindekine sor. Gitmişler selamünaleyküm aleyküm selam. Demişler tabi dervişler bekliyorlar. Adamın danasını kesmişler çünkü. Demişler ki buradan bir dana geçti mi? He oğlum demiş. Demiş biz o danayı arıyoruz. Dana bizimdi. Evladım demiş. O danayı nereye götürüyordunuz siz demiş. Birisi demiş ki efendim demiş. Benim hanımım doğum yapacaktı. Ondan sonra Ebu Hanım dedi ki ondan sonra çocuk da gidecek, hanımın da gidecek. İkisini de kurtaramıyoruz. Ben de ellerimi açtım Allah'a. Ya Rabbi benim hanımımı da çocuğumu da bana bahşeyle, bana lütfeyle. Nezir ettim. Bunları bana bahşeylersen duydum. Bir Bilal Baba varmış Antep'te. Onun dergahına bir tane dana demiş. Feda ettim. Bir dana oraya hediye ettim. Yeter ki demiş ben hanımıma, çocuğuma kavuşayım. Bir dana oraya demiş feda ettim ben. Nezir ettim. Oğlum demiş ona. Bunu anlatmış ya. Siz ne dananın peşinde koşuyorsunuz demiş. Efendim demiş. Ben o danayı Bilal Nadir Hazretlerine götüreceğim. Tekke götüreceğim. Oğlum biz onu kestik zaten demiş. Dervişler uyanmışlar tabii. Hemen o iki kişiyi almışlar yanlarına. Demişler Bilal Nadir o. Ne vay efendim işte. Ben sizin yüzü su hürmetinize, sizin himmetinize işte çoluğuma çocuğuma kavuştum. Eşim sağ salim, çocuğum sağ salim. Elhamdülillah oğlum demiş. Biz de demiş alacağımızı aldık. Şimdi bu velayet yolunda burada sorgulanmaz hiç. Ama dervişler sorgular bunu. Tehlikesi burada. Dervişlerin kalbi bozulur. Tehlikesi burada. Dervişlerin içi bozulur. Tehlikesi burada. Lan bakar acaba mı? Kendi kendine sorgu suale çeker. Kendi kendisine. O yüzden buradaki velayete ulaşma yani veliliğe ulaşma nübüvvet noktasında selametlidir. Bu noktada verilmeyecek hesap yoktur. Sünnet-i Resulullah bellidir. Temeli de bellidir. Üstü de bellidir. Altı da bellidir. Sünnet-i Resulullah uydu mu? Uydu. Veled dalin amin. Asla bu noktada bir şey denmez. Aslında eğer hani şeyhuna 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 dediğimiz yolda üstadlar sağlam olmuş olsalar hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü üstad eğer ki bu noktada gerçekten sünnet-i Resulullah ile mukim ise kendi dairesinde hiç önemli değil ki. Karşılığında sünnet-i Resulullah'ı aramana gerek yok yani. Çünkü kesin o sünnet üzerine gidiyorsa, buna kalben inandıysan bakmazsın. Sünnette bunun hadiste karşılığı var mı yok mu diye inandığında Rab ona teslim olursun. Aslında yeniden de nübüvvet yolundan gidiyoruz derken kardeşler bunu böyle söylerken ben kardeşlerin bu noktada
nübüvvetle yani sünnet-i Resulullah ile yaptığımızın ettiğimizin karşılaştırsınlar, emin olsunlar. Selametle yol gitsinler. Desinler ki ya sünnet-i Resulullah'ta bu var mı? Var. Sünnet-i Resulullah'ta bu var mı? Var. Karşılaştır. Ha her olayı, her hadiseyi seni ilgilendiren, yolu ilgilendiren bir meseleye bak. Var mı sünnet-i Resulullah'ta karşılığı? Var. Allah yoluna açık etsin. Bitti. Verilmeyecek hesap yok. Bakın verilmeyecek hesap yok. O zaman o kimse bunu zaten 1, 2, 3, 4, 5, 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene buna baktı. Sünnet-i Resulullah'tan herhangi bir sıkıntı yok. Ona zaten yine teslim olur. Bir şekilde yol yine o eski mecrasına kendi içerisinde döner ama. Dışarı karşı değil. Kendi içerisinde o mecraya döner. Ne olur? İşte örnek atıyorum şimdi. Osman'a desem ki ben, Osman bunu böyle yap, Osman yapar. Osman kendince onu karşılığında hadis var mı diye, var mı yok mu diye sormaz. Osman için yol nübüvvet miydi, velayet miydi hiç önemli değil. Adı da önemli değil. Osman için önemli olan şu. İşte ister Mustafa amca desin, ister şeyhim desin, ne diyorsa desin. Yani normalde bu noktada Osman'la olan hukuk normalde farklı. Babası işte hacı arkadaşım, hacı kardeşim. Yıllardan beri beraberliğimiz var, dostluğumuz var, arkadaşlığımız var, ailecek dostluk var, arkadaşlık var. Yani ilişkiler öyle yüzeysel değil, öyle söyleyeyim. E şimdi Osman için böyle bir şey söz konusu değil ki. Yani bu kalkacak işte ya nübüvvette var mıydı yok muydu böyle bir şey söz konusu değil. Osman'a at atacak, tut tutacak. Git gidecek, gel gelecek. Nefsine uyacak, uyacak ama. Hiç mesele değil. Gelecek ben uydum diyecek. İyi Osman hadi devam et yoluna, işine devam edecek. Bakın bu noktada bazıları bir müddet sonra onun için artık şey yok onda. Nübüvvet miydi, velayet miydi, öyle miydi, böyle miydi kalmadı. Ama yeni gelecek, yeni tanışan bir kimse için yol nübüvvet kardeşim. Bak sünnet-i Resulullah'tan bizde bir yolla alakalı. Bir eksiklik görürsen söyle bize, biz onu tamamlayalım, düzeltelim. Harika. Evet, işte velayetin manası velilik makamı ve veliliğe giden yol. Velilik makamı ve veliliğe giden yol. Velayet mertebesine yükselmiş olan bir kimse kendisinin Hak Teala'nın bir tecellisi olduğunun ve bu vasfıyla da zat yönünden Hak ile aynı olduğunun berrak bir bilincine sahiptir. Evet, veliliğin öyle bir veçesi vardır ki öyle bir yüzü vardır. Veliliğin o yüzü direkt Hakk'a yöneliktir. Direkt Hakk'a yönelik olunca o esnada velinin üzerinden tecelli eden her şey Hak'tır. Altını çizeyim mi? O esnada velinin üzerinden tecelli eden her şey Hak'tır. O esnada velinin kendisi de yoktur. O esnada velinin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı şerifi tecelli eder. Bu o velinin kendisine ait de değildir. Bu direkt Hakk'a ait bir şeydir. Hakk'ındır o. Onun üzerinden bir sıfatını, bir ismini, bir fiiliyatını onun üzerinden tecelli ettirir. Bu o velinin, burada da velileri sınıflandırabiliriz. O bu noktadan veliler de üçe ayrılırlar. Bir, bu Hakk'ın tecelliyatına ayan olan, bu Hakk'ın tecelliyatını bilen, bu Hakk'ın tecelliyatını idrak eden, bu Hakk'ın tecelliyatını bu noktada kendi nefsinde de gören veliler. Bunlar tecelli ettiğinde
bunların üzerinden tecelli eden etrafındaki müridana da bu tecelli eder. Etraftaki mürid, yani o veliyi tanıyanlar bu tecelliyata aşina olurlar. Bu tecelliyatı görürler. Bu tecelliyatı onun üzerinde seyrederler. Seyrillah budur. O kimse o velinin üzerinde Hakk'ın tecelliyatını seyrillah yapar, seyreder. Bunlar velayet makamının, velilik makamının en üstün noktasıdır. Bunlar kırkların içerisindedir, velidir. Hatta kırkların içerisinde İmam Hanbel'in naklettiği hadis noktasında yedilerdendir. Bunlar akılsız değildir. Bunlar kendilerini bilgisiz değillerdir. Kendilerini bilirler. Bunlar kendilerini bildikleri gibi halk da bunların veli olduğunu bilir. Bu velayetin zirvesidir. Bunlar nübüvvetin, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de halifesi noktasındadır. Bakın, halifesi noktasındadır. Ve bunlar Kur'an ve sünneti ayakta tutan zatlardır. Allah dinini bunların üzerinden ayakta tutar, anlattırır, konuşturur, mücadele ettirir, savaştırır. Bunların üzerinden. Velinin bir alt noktası vardır. Bir alt noktası da şudur. O kimse bu noktada Hakk'ın aynası olduğunu, Hakk'ın kendi üzerinde tecelli ettiğini, Hakk'ın sıfatlarının kendi üzerinde bir tecelligah olduğunu bilir ama halk bunu bilmez. Halk bunu bilmez. Ama kendisi bilir onu. Velilin üçüncü tecelliyatı vardır. Bu velilik tecelliyatının en alt mertebesidir. Bu noktada da ne o kimse bilir kendisinin veli olduğunu, ne de halk bilir onun veli olduğunu. Ama Cenab-ı Hak ona hani ricali gayb derler ya, bunlar ricali gaybtir. Bunlar bilinmez hiç. Ne halk bilir bunları, ne de kendisi bilir. Farkında değildir o. Yoldan geçerken birisine dua eder, tecelli eder ama. O kimse onu arar, tarar, bulamaz onu. Sonradan aklına gelir, ya der, bu bana okuduydu, böyle olduydu, şöyle olduydu. Nerede bu adam, bulamaz. Evet. O yüzden velayet mertebesine, yani veliliğe ulaşmış olan, veli olan, veli ismi şerifi üzerinde tecelli eden kimse makam, velayet makamıdır. Sıralarsak 7. makam. Emmare levame mülhüme mutmanne radiye mardiye safiye makamına gelenler velilik makamına, yani velayet makamına gelir. Bu velayet makamı buraya çıktığında velayet makamıdır. Orada velilik tecelli eder o kimsenin üzerinde. Ama bunun aşağıda da gölge gibi tecelli eder mi? Eder. Ama henüz tam hakikat noktasına çıkmadı. 5. esmaya alanlarda velilik kokusu başlar. Velilik kokusu ta baştadır o kimsenin. Veliler seçilmişlerdir çünkü Allah katında. Onlar normalde 3 yaşındayken de veli olduklarının kokusu, koku alan burunlar tarafından bilinir. O daha 10 yaşındadır, 20 yaşındadır, 30 yaşındadır. O kokuyu alır herkes. Alır o kokuyu. Hatta o kokudan dolayı kimisi onları şeyh zanneder, veli zanneder, oldu bu zanneder, kemal erdi zanneder. Onlar da tehlike içerisinde büyürler çünkü hep. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde o hale gelen bir kimse kendince velayet makamına ulaşmıştır. Velayet makamına ulaşıncaya kadar da bu yol zaten çetrefillidir, sıkıntılıdır. Bu noktada kolay değildir. Ama o makama geldiğinde onun üzerinde bu noktada Hakk'ın tecelliyatı olur ve o bu bilince sahip olur. Bu kimse kendi nefsinin iç yapısıyla bir benzetim yaparaktan bu kevni kesretinde Hakk'ın tecellileri olduğunu ve bu anlamda da
zatiyet yönünden haktan farklı olmadığını bilir. Bu ise varlığın tekliği, vahdedi vücut hakkında son ve temel bilince ulaşmış olmak demektir. Bu bakımdan fena kavramı velayet teorisinde ne kadar rol oynar? Fena ve velayet kavramının içerisinde yolda bir merhaledir. Geçilmesi gereken yerdir. Kalınması gereken yer değildir. Fena olmak. Yani o kimsenin kendi sıfatlarının orta yerden kalkıp o kimsenin üzerinde Allah'ın sıfatlarının tecelli etmesidir. Orta yerden kaldırma düşüncesi ve bilinci o veliye aittir. Veli kendince kendi sıfatlarının ortadan kalkma bilincini görür. Bu onun fena makamıdır. Sen atmadın ben attım. Sen tutmadın ben tuttum. Ey Habibim. Hani attı ya bir avuç toprak. Sen atmadın dedi. Ben attım. Burada Cenab-ı Hak peygamberinin yapmış olduğu fiilatı otomatikman kendi üzerine aldı. Sen atmadın, ben attım dedi. Başka bir ayeti kerimede de sen öldürmedin, ben öldürdüm dedi. Ne yaptı? Velinin veyahut da nebinin bütün fiiliyatını Cenab-ı Hak üstüne aldı. O fiiliyat, o sıfatın tecelliyatı Allah'ın oldu. Böylece o sıfatı icra eden kimse onu kendisinden görmedi o esnada. Görmeyince Cenab-ı Hak onun fiiliyatını kendi üzerine alınca o bekaya ulaştı. Yani artık fena hali onda bitti. Artık onda beka hali oldu. O tekrar ne yaptı? Fenadan geri döndü. Fenadan geri dönmek, fenanın üstüne çıkmak, fenadan bu noktada aşağı doğru geri dönmek değil, fenayı bitirmek. Artık o bu noktada direkt Hakk'a döndü. Hak onun kalbine ilham etti, onu yaptı. Cenab-ı Hak onun kalbine ilham etti, onu yaptı. İlham etmese dahi, Allah ilham etmese dahi diyorum. Allah onu çepeçevre çevreledi. Her şeyi onun üzerinden tecelli ettirmeye başladı. Onun üzerinden tecelli ettirdi. Ve bu ne oldu? Bu artık geri dönüşü olmayan bir yol. Orada o bekaya ulaştı. Varlığın kendi içerisinde her zerresinde önce fena olmuştu, yok olmuştu. Şimdi varlığın her zerresinde var oldu. Bir veçesi Cebrail oldu. Bir veçesi Azrail oldu. Bir veçesi Mikail oldu. Bir veçesi İsrafil oldu. Bir veçesi İsa oldu. Bir veçesi Musa oldu. Bir veçesi Adem oldu. Artık o Hakk'ın sıfatlarında beka haline ulaştı. Beka haline ulaşınca buraya anlatanlara bütün herkes küfür yaftasını vurdu. Küfür yaftasını vuranlara da güldü. Neden? O da onun üzerinde vardı. Burası aklın alacağı bir yer değil. Burası akılla tarif edilecek bir yer de değil. Burası sufiliğin zirve noktası. Burası velayetin zirve noktası. Burası velayetin asıl merkez noktası. Buraya ulaşan veliler burada, burası Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı iledir. Daha ileri söyleyeyim, burası cebriyettir. Çünkü burada velinin kendi idaresi ve idraki yoktur. Biter. Bu noktada fena kavramı
velayet yolunda bir köprü gibidir. Bir haldir. Her hal geçer. Fena da bir haldir. Geçer. Beka hal değildir. Makamdır. Geçmez. Her hal makam değildir. Geçer. Her hal makam değildir. Geçer. Makam geçmez. Makam bakidir. Velayet makamı bakidir. Oraya gelen beka bulur. Oraya varan beka bulur. O unutulmaz. Hadi unutun. Üftadı Hazretlerini. Hadi unutun. Emir Sultan Hazretlerini. Hadi unutun. Abdullah Efendi Hazretlerini. Hadi unutun. Çorumlu Acar Efendi'yi. Hadi unutun. Bak unutmadık Antepli Bilal Nadir Hazretlerini. Hadi unutun. Hadi bir veliyi unutun. Hadi Abdülkadir Geylani'yi unutun. Hadi Arabi'yi unutun. Hadi Ahmet Er-Rufa'yı unutun. Kazıyın adı kazıyabilecekseniz. Bir sürü alim vardır, unutulmuştur. Doludur tarihin çöplüğünde. Hadi bir veliyi, bekayı bulmuş bir veliyi unutun hadi. Unutamazsınız. Unutturamaz kimse. Unutulması mümkün değildir. Neden? Bekayı buldu. Beka bu noktada makam. Kaldı orada. O artık unutulmayacak. Onu her bu yolda yürüyen kimse bir anda bir bakacak ki aa önünde birisi gidiyor. Merak edecek bu zat kim? Ölmüş 1000 yıl önce. Diyecekler ki bu filanca efendi. Oo, tanıyacak onu. Bekayı bulmuş. Bakın Allah unutturmuyor. Adem Aleyhisselam'la Muhammed Mustafa'nın arasında ne kadar peygamber geldiyse bekayı bulmuş. Peygamberlerin içerisinde faziletçe yüksek olanlar var. Bekayı bulmuş. İsimleri Kur'an'da zikrediliyor. İsimleri Kur'an'da zikredilen peygamberler beka haline ulaşmışlar. O yüzden hadisçiler diyorlar ki Beni İsrail peygamberlerin seviyesindedir ümmetin velileri. Bekayı buldu. Gazali'nin naklinde ise ümmetin velileri Beni İsrail peygamberlerin üstündedir. Velilik noktasında, nebilik noktasında değil. Sebep beka halidir. Beka haline ulaşıncaya kadar o kimse cüz-i iradesiyle mücadele etmek zorundadır. Beka haliyle hallenince kadar o kimse var gücüyle Kur'an ve sünnet dairesinde yaşamaya ve yaşatma mücadelesine devam etmekle mükelleftir. Bekada mükellefiyeti düşer mi? Hayır. Bekada mükellefiyeti artık cüz-i iradesinin üzerinden çıkıp külli iradeye teslim olur. Artık onun kendi iradesi direkt onun iradesine bağlıdır. Ye yer, iç içer, dön döner, git gider, gel gelir. Yat yatar, uyu uyur, uyuma uyumaz, git gider, çık çıkar. Etrafındaki insanlara Allah sabır versin. Etrafındaki insanlar için zor bir hal. Ben şeyhimden biliyordum, Allah rahmet eylesin.
Yani yanında derviş kardeşler sabredemezlerdi. O kendince sabrettiğini düşünür, içinden geçirir, seyahat biter. Mustafa Efendi, bir daha bunu benim yanıma verme evladım. Emredersiniz efendim. Sınıf geçmedi adam. Onun yanında içinden dahi konuşmayacaksın. İçinden konuştuğun anda cımbızdan cımbızlar. Arkasında yiyip içmeyeceksin. Görür arkasını. Adam arkada gazoz içiyor. O zannediyor ki Şeyh Efendi görmez. Şeyh Efendi önde gidiyor, ben de yanındayım. O da arkadan açmış gazozu, gazoz içiyor. Mustafa Efendi, oğlum o adamı al benim yanımdan. Derviş adam yolda giderken gazoz mu içermiş oğlum? Gözümün ucundan arkaya baktım. Allah, adam gazoz içiyor gerçekten. Hani diyeceğim ki ona uzak dur diye. Ben şimdi ona hani daha da dervişi kollamaya çalışıyoruz ya. Benim ömrüm böyle geçmiştir. Arkadaşlar bunu böyle zannederler ki böyle işte hani şey yapıyor. Ayrım yapıyor. Ben hep dervişleri kollayacağım diye uğraşırım. Şeyh Efendi'yi yakinen tanıdığımdan ona yakın durmak öyle kolay bir şey değil. Elini çıtlatmayacaksın, tesbihi sallamayacaksın, edepli yürüyeceksin yanında. Böyle biraz 10 santim, 20 santim arkasından yürüyeceksin. İkide bir de soru sormayacaksın, rahatsız etmeyeceksin. O yolda giderken zikrullah yapıyor. Efendi baba, otel ne güzelmiş falan demeyeceksin. Havalar nasıl orada, iyi miydi demeyeceksin. Bunlar hep edeptir. Şeyhin yanında dervişlik edecek olan kimse konuşmayacak hiç. En kestirme yol ben onu bulduydum. Konuşan batıyor çünkü. Selamun aleyküm, aleyküm selam efendim. Gidiyoruz mu Mustafa Efendi? Emredersiniz efendim. Çıkıyoruz yola. Bazen demez şuraya gidiyoruz diye. Sormayacaksın nereye gidiyoruz diye. Evet. Rabıta edeceksin. Rabıta o. Nereye gidecek diye. Afyon yoluna girdik bir gün biz. Mustafa Efendi, neresi burası dedi. Afyon yolu efendim dedim. Nereye gidiyor bu yol dedi. Nereye isterseniz oraya gider efendim dedim. Hani dedim Konya'ya gider derim şimdi dedim içimden. O da Konya'ya gitmeyecektir dedim. Hani dedim acaba hata mı yaptım? Kendi kendime sorguluyorum. Nereye isterseniz oraya gider efendim dedim. Konya'ya gider değil mi dedi. Gider efendim dedim. Zaten Konya yolundayız. Maşallah Mustafa Efendi. Arabanın önüne vurdu. Sakın öyle değil demeyeceksin. Arabayı hayvan gibi görüyor. Maşallah oğlum dedi. Çok güzel. Böyle bir torpidoyu vurdu. Ondan sonra. Yemledin mi bunu dedi. Yemledim efendim dedim. Suyunu verdin mi dedi. Verdim efendim dedim. Öyle kendi kafandan. Efendim bu hayvan değil. Öyle bir şey yok. O onu hayvan suretinde gördü o esnada. Hak mı? Hak. Bakın bir üstadın yanında dilini değil kalbini de tutacaksın. Vurdu. Tekrar. Bu kanatlıdır da oğlum ha dedi. Kanatlıdır efendim dedim. Maşallah iyi gidiyor oğlum dedi. Hiç farkında değilim. İbre 200'müş. Ha demek ki o esnada kanatlandı. Ben hayır hilafında hiç konuşmuyorum. Afyon'a vardık. Hadi çek Mustafa Efendi şurada dedi. Ismarlamak benden, ağalık senden dedi. Bir yemek yiyelim. Emredersiniz efendim. Tak çektik o sol tarafta var ya
Kayseri'nin şeyden Kütahya'dan geçtikten sonra ne lokantası o? İmam ne o? İmam değil de Özdilen Kars'ın. İkbal. Mustafa Efendi çek onu şuraya dedi. Çektik. Girdik içeri ondan sonra. Geldi garson. Bize dedi iki tane şey ne o? Et yemeği. Tandır yapıyorlar. Tandır. Ondan sonra geldi. Yedik tandırları. Birer tane dedi şey getir bize. Ne o? Ekmek kadayıfından. Onu da yedik. Ağa'ya bir tane dedi sade kahve büyük olsun dedi. Bir tane de soda dedi. Bana da bir tane açık çay dedi. Onlar da geldi. Onlar da yedik içtik. Ha Mustafa Efendi dedi. Şimdi biz dedi. Şimdi sen dedi. Her yere giden dedi. Emredin efendim gideriz dedim. Yol farklı bir şey bakın. Konya'ya gittik. Konya'da bir sohbet etti. Birileri geldi onlarla konuştu. Hadi oğlum şimdi dedi Nevşehir'e gidiyoruz dedi. Emredersiniz efendim. Biz hiç Konya'da kalmadan biz gece yarısı saat 2-2.30 Nevşehir'e vardık. Hemen Mustafa yat oğlum sabah namazından sonra yola çıkarsın. Emredersiniz efendim. Yattık sabah namazından sonra yola çıktık. Sormuyoruz hiç. Sormuyorum ben. Ne var ne yoktu ne oldu ne gitti. Öbürkü nereye gideceğiz efendim? Ya lan sana ne? Sorma. O onun emrinde çünkü. O idare ediyor onu. Bunu çözemeyen kimse aklına vuruyor. Allah muhafaza eylesin. Meseleyi çok uzatmayayım. Bildiğimiz gibi Arabi fena konusunu 3 safhaya ayırır. 1. Sıfatların fena bulması. Arabi buna taalluk der. Bu hak yolu yolcusunu nefsine ait bütün beşeri sıfatlarını ifna etmiş ve onların yerine tıpkı kendisininmiş gibi hakkın sıfatlarını vaaz etmiş olduğuna delalet etmektedir. Bali Efendi buna kendi sıfatlarını hakkın sıfatlarına ifna etmek der. Yani kendi üzerindeki bütün fiiliyatı ve bütün efali Allah'a bağlamak, addetmek. Kendinden bir şey görmemek. Kendinden bir şey görmüyorsun. İç aleminde namazı sen kılmadın. İç aleminde sen cömertlik etmedin. Sen birisini doyurmadın. Doyuran Allah, yaptıran Allah, ettiren Allah, güldüren Allah, ağlatan Allah. Etrafındakiler de öyle görüyorsun. O ağlıyor, bunu Allah ağlatıyor. Ona dert vermiş, Allah dert vermiş. Ona sıkıntı vermiş, Allah sıkıntı verdi ona. Her şey Allah'ın. Sıfatsal açıdan. İkincisi tahakkuk. Hak yolu yolcusunun kendi zatını ifna etmiş ve kendi zatıyla hakkın zatının bir ve aynı olduğunu tahakkuk ettirmiş. Sıfatlar böyle söz konusu olunca bir çıt yukarı çıktı. Artık kendi üzerinden tecelliden hak oldu. Bu noktada idraki. 3. Taalluk. Bu hal hemen fena halinden sonra gelen beka diye bilinen hale tekabül eder. Bunlar olunca artık o ne yaptı? Beka noktasına geldi. Bali Efendi buna da kendi fiillerini hakkın fiillerinde ifna etmek. Yani yok etmek der. Füsus sayfa 168. Nebi ve Resul hali hazır. Nebi ve Resul hala hazır, aleme sımsıkı bağlıyken velayetin bu dünya ile bir ilişkisi yoktur. Açıklar mısınız? Ben normalde bunu böyle buna katılanlardan değilim. Beka noktasına gelen bir veli bütün alemlerle ilişkilidir. O sadece mana aleminin velisi değildir. O hem zahir görünen hem batın görünen bütün alemlerin velisidir. Ve o sadece dünyanın velisi de değildir. İnsanların velisi de değildir. O cinni taifesinin de velisidir.
diğer varlıkların da velisidir. İnsanların da velisidir. Bu noktada onun dağa, taşa, suya, oduna, böceğe, kurda, kuşa her yere sözü geçer. O bu noktadadır. O yüzden o veliler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haliyle hallendiklerinden dolayı onlar dünyanın da ahiretin de velisidirler. Evet, bu da bitti. Sorulara hızla geçeyim. Hakkınızı helal edin. Saat geçiyor. Üniversitedeki arkadaşımla tartıştık. Kendisi namazın terki kafir eder dedi. Ben size şirk koşmadıkça hiçbir şey kafir etmez dedim. Hangimizinki doğru? Bir kimse herhangi bir farzı terk etse Hanefi'ye göre, Hanefi'ye göre asla kafir olmaz. Birisini küfürle tekfir etmek haramdır. Haramdır. Hatta küfürdür. Hiç kimse, bir kimse namaz farz değil derse bir bakın. Cehaletinden söylüyorsa hiç konuşmayın ona. Bile bile kasıtlı söylüyorsa kardeş namaz farz, bu söylediğinle küfre düştün de. Kelime-i şehadet getir. Bu halde durma de. Ama baktınız cahil bir kimse. Hiçbir şey bilmiyor. Ona hiçbir şey söyleme. Din nasihattir. Zamanı geldiğinde ona tatlı tatlı anlat. Tekfir etmeyin. Bu memleketin insanları Müslüman. Dinini bilmiyor olabilir. Öğrenmemiş olabilir. Yaşamıyor olabilir. Bu tekfir hastalığı Vahabi Selefi çizgisinden girdi bizim içimize. Hanefiler tekfir etmezler. İmam Maturidi, İmam Nesefi tekfir etmez. Bu tekfir edenler zır cahil. Din cahili bunlar. Bunlar fitne çıkarıyorlar ortalıkta. Bu memlekette 150 yıldan beri din öğretilmiyor, öğrenilmiyor. Hatta 200 yıldan beri. Hiç kimse bunu cumhuriyete de bağlamasın direkt. Bu Osmanlı'nın son 100 yılını da koyarız bunun içerisine. Bu topraklardaki insanlar 200 yıldan beri cahil bırakıldı. Adama kafir demek işin en kolayı ve en çok kızdığım şey. Madalya mı taktılar sana kafir denince şimdi? Ne kadar da çok nefislerinin hoşuna gidiyor birine kafir demek. Kafir dediniz kimse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen kimse. Ben Müslümanım diyen bir kimseyi nasıl sen kafirsin diyeceksin? Hangi hakla diyeceksin? Allah muhafaza eylesin. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşüneyim ki? Benim işim mi? Kim ne düşünüyor ki? Veya düşünenlerin bu noktada söylediği bir şey mi var? Herkes tutturmuş bir başkanlık sistemi diye. İyi güzel, peki ne olacak? Kim ne biliyor bu konuda? Sistemi savunanlar da başkanlık sistemi budur, böyle bir başkanlık sistemi yürüteceğiz diye bir açıklamada bulundular mı bilmiyorum. Çok da ilgilenmedim ben herhalde, o yüzden çok böyle ilgi alanım değil. Ama eğer başkanlık sistemi dedikleri şey gerçekten böyle normalde seçimle gelecek bir başkan, ondan sonra böyle hür, herkesin aday olabileceği bir milletvekili sistemi, valilerin dahi seçimle geleceği, emniyet müdürlerinin de seçimle geleceği. Mesela bütün polisler bir emniyet müdürü seçse. Bütün öğretmenler bir tane milli eğitim müdürü seçse.
Örneğin. Veya bütün öğrencilerin velileri. Milli Eğitim Müdürü seçse. Valiler seçimle olsa. Partiler olmasa. Parti yok. Bu particilik insanları ayrıştırıyor çünkü. Ayrıştırmayacak. Mesela şey seçilecek, milletvekili seçilecek, bir parti yok. Herkes Bursa milletvekili. Kaç tane çıkaracak? 20 tane, 15 tane. Milletvekilleri uğraşacak, koşturacak, didinecek, halkla iç içe yaşayacak. Her şeyle iç içe yaşayacak. Herkes onu tanıyacak. Mesela bir ön seçim olacak. İşte 5000 oy alanlar milletvekili sıralamasına girecekler. Milletvekilleri de tercihli olacak. Herkes tercih edecek milletvekilini. İsim isim. Hayal ya benimkisi. Mesela valiler seçimle gelse. Bak ne zaman o zaman nasıl sokak sokak valiler dolaşıyor, dükkan dükkan dolaşıyor. Bak o zaman valiler nerede kaldırım bozuk, nerede kaldırım bozuk değil uğraşıyorlar. Nerede aç var, nerede açık var uğraşıyorlar. Bak o zaman nasıl sistem, nasıl hizmet oluyor. Keşke yapsalar böyle bir yönetimsel olarak bir böyle değiştirseler. Evet, başkanlık sistemi olsun, bir tane başkan seçilsin, harika. Parti olmasın. Bir ölçüt olsun, densin ki mesela boyu 1.70'ten fazla olacak. Örnekliyorum yani. Öyle bir şey olması mümkün değil de. Ama yani denilebilir işte bu kariyerde, bu bilgide. Veyahut da açık kardeşim herkese. Bir sistem konulabilir, bir böyle hani sınıf atlayacak ya herkes. Böyle bir şey olabilir mesela. Bir sistem konulabilir. E bakın o zaman biraz farklı olur gibi geliyor bana. E şimdi milletvekili seçimi olacak. Kim seçecek milletvekillerini? Biz seçeceğiz değil mi? Ne alakası var? Biz seçilmişleri seçeceğiz. Birisi sıraladı. Genel merkez sıraladı bütün partilerin. Öyle değil mi? Genel merkez sıralamadı mı sıraları? Genel merkez sıraladı. Bu birinci sıra, bu ikinci sıra, bu üçüncü sıra, bu dördüncü sıra. Aa bakıyoruz, üçüncü sıra. Kim bu ya? Tanımıyoruz. Aa tanımıyoruz. Kimmiş bu? Bilmiyor kimse. Şimdi burada CHP'den, MHP'den, AKP'den, HDP'den üçüncü sıra milletvekillerini seçilmişleri dahi. Kim seçildi? Sırala desem kimse bilmez. Gelmiyorlar buraya zaten. Hiçbiri gelmiyor. Tanımıyor kimse. Tanımıyor kimse. Tanıyan var mı? Yok. Kim tanıyor? Genel merkez tanıyor. Sperm istenmiş, bununla alakalı caiz midir? Caizdir. Cuma hutbesini imam çok uzatıyor, bu caiz midir? Uzattığı konuya doğru göre. Dinimizde zuhr ayin namazı var mıdır? Bakın zuhr ayin namazı Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı ulemasının fetvasıyla kılınan bir namazdır. Bununla alakalı zuhr ayin namazı şarttır diyen ulemalar var. Ben kılmıyorum. Size kılmayın demiyorum. Kılın da demiyorum. Ben kendime ölçü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini aldım. İbadetle alakalı. Onun sünnetlerinde geçmeyen bir namazı kılmıyorum. Şimdi zuhr ayrı kılınmalıdır dediğinizde üniversiteye giriş namazı da icat edildi.
Zuhru ayrı kılmanız lazım. Neden? İşte cuma şurada şu kadar vakitte oldu, burada bu kadar vakitte oldu. Kardeşim, cuma belli mi? Belli. Sen o zaman onlar cumayı tek merkezde toplamıyor da. Dinin hükmü tek merkezde toplanması Hanefilerce. Cuma tek merkezde kılınacak Hanefilerce. Eda şartlarından birisi. Eğer şehri bölen bir dere, bir nehir, bir vadi var ise iki merkezde. Örnekliyorum Bursa'dan bunu söz konusu olunca örnekliyorum. Ne var? Gökdere. Gökdere'den ilerisi bir merkezde. Gökdere ile Nilüfer var. İkisinin arası bir merkezde. Nilüfer'den sonrası da bir merkezde. Örneğin Hanefi'ye göre bilebildiğim kadar coğrafi olarak ben Bursa'nın yerlisi değilim. 90'da şeyhimin emriyle göçtüm buraya. Diyelim ki böyle bir şey var. Evet, 3 tane merkezde cuma kılınabilir Hanefi'ye göre. Bunu yap. Şimdi diyecekler ki şehir büyüdü. İyi. 40 bin kişilik stat yapmasını biliyorsunuz ya. ...50 bin kişilik, 80 bin kişilik statlar yapıyorsunuz ya. E o da haftada bir gün, pazar günleri. O da 12 ay değil. Tatil, haydi tatile girdi. Burada maç varsa burada, burada maç yoksa dışarıda. O zaman ne oldu? Boş kaldı. Lan bu cuma... Farz. Yapın büyük cumalıklar. 50 bin kişilik, 70 bin kişilik. Çok fazla bir şey yapmayın. Üstünü örtün. Üstünü de örtmeyin. Düz bir sahra yapın. Betonla dökmeyin. Deyin ki burası cumalık. Vallahi da billahi da Müslümanların orayı düzenlemesi, tanzim etmesi farz ayın. Şart değil. Beton olacak, halı olacak, secdade olacak. Şart değil. Bir Kadir gecesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yüzü çamur halinde çıktı. Hücresinden, yani itikaftaydı. Yüzünde çamur vardı. Yağmur yağmıştı. Yağmur yağdığından dolayı çamura secde etmişti. Çamura secde ederekten çıktı o nebiler nebisi. Çıktı dışarı ve o günün Kadir gecesinin olduğunu söyledi. O nebiler nebisi, o son peygamber, sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım dedi. Sen alemlere rahmet olarak yaratıldın dedi. Ve insanların ve varlığın en şereflisi ve varlığın başlangıcı, aklın başlangıcı o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri toprağa secde ediyordu. Bize ne oluyor ki şimdi? Evimizin içinde dahi secde arıyoruz. Secde adesiz. Var mı toprağa secde eden? Yok. Bir yer ayırsınlar. Müslümanlar gitsin orada cumayı kılsınlar. Aa yok. Öyle yapmıyoruz. E ne yapalım? Her camide cuma kılınıyor. Bölünün parçalanması bizim için hoşumuza gidiyor. Aa bu fişmancaların camisi. Bu fişmancaların camisi. Bu fişmanca cemaatin. Bu fişmanca tarikatın. Bu fişmancanın. Bu fişmancanın. Bu fişmancanın. Bu hale gelmedik mi? Topla hepsini bir yere. Ümmet bir olsun. Herkes cumaya oraya toplansın. 50 bin kişinin cuma kıldığını düşünüyor musunuz? Londra'nın ayakları titrer. Kurduğumuz devlet yıkılmış herhalde der. Onlar kurdular ya. Washington düşünür. Nerelerine bomba atayım? Bir tane atom bombası atayım şunlara der. Evet.
Düşünebiliyor musunuz şehirlerde 50 bin kişinin, 70 bin kişinin, 100 bin kişinin cuma kıldığını bir yerde? Ve cumadan sonra tekbirlerle insanların dağıldıklarını düşünebiliyor musunuz? Bir bayram namazı hayal edin. 300 bin kişi bir yerde toplanmış, 400 bin kişi. Tekbir seslere geliyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam dünyası özgür değil, hür değil hiçbir yer. Mekke dahil buna. Mekke dahi zulüm altında. İslam dünyası. Medine-i Münevvere zulüm altında. İslam dünyası. Kutsal mekanların esir senin. Sen göğsünü gere gere hacca gidemiyorsun. Sen göğsünü gere gere Medine-i Münevvere'ye gidemiyorsun. Göğsünü gere gere nasıl Kudüs'e gidemiyorsan şimdi, Kudüs'ü senin elinden aldılarsa farkında değilsin. Senin elinden Medine-i Münevvere'yi de aldılar, Kâbetullah'ı da aldılar, Mekke'yi de aldılar. Senin değil orası. Çünkü sen elini kolunu sallaya sallaya gidemiyorsun. Kota koyuyor sana. Gidemezsin diyor. Neden? Sana kota koydum diyor. Türkiye'ye kota koydum. Türkiye'den ancak 70 bin hacı gider. 80 bin hacı gider. 10 yıldır hac sırası bekliyor bu insanlar. Bana hiç kimse demesin esir değil diye. Esir. Biz de esiriz. Beytullah da esir. Biz de esiriz. Medine-i Münevvere de esir. Esiriz. Hiç kimse görmüyor. Ne olacak? Bölüyorlar bizi boyuna. Bölüyorlar. Küçük 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 camilerde cılız cılız 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi cuma kılıyor. Ay ne heyecanlı, ne feyizli. Bir de imamları var, okuyor. Kıymetli Müslümanlar, okuduğuna bak. Doğal gaz bacalarınızı temizleyin. Tıh! Başka bir şey bulamadın mı okuyacak? Utan! İn oradan aşağı! İndirecek cemaat yok ki. Yok. Herkes dinliyor. Ne işi var kardeşim cuma günü doğal gaz bacasının temizlenmesiyle? Sen Bursa Doğalgaz'ın şubesi misin? Bursa Doğalgaz'ın imamı mısın sen? Neyin imamısın sen? Var mı soracak olan? Yok. Esir. Eline bir tane verdiler. Bunu okuyacaksın, onu okuyor. Okuyor imam. Ne? Tıbben ve hukuken öldüğüne karar verilen kimsenin organları bağışlayabilir. Kim verecek bu kararı dedim camide. Bizim soruyu soran Hakan gitti. Orada, o da yanımda. Dedim bunun hukukunu kim verecek? Ölmeden mi alacaksınız dedim, öldükten sonra mı alacaksınız? İmamın verdiği cevap şu. Kıymetli cemaat ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Esir. Müslümanlar hür değil. Müslümanlar hür olmayınca dinlerini hür bir şekilde yaşamıyorlar. Esiriz. Mekke de esir. Mekke sadece Türkiye'den, sadece Türkiye'den yazılanları söylüyorum. Gidecek olanları değil. Yazılanları 1 milyon hacısını bekliyor. 1 milyon. Kapıları açacaklar. 1 yılda 2 milyon gidecek. 3 milyon gidecek. 4 milyon gidecek. Açın kapıları. Mecbur bırakmayın insanları uçağa. Ütüyorlar Müslümanları. Uçakla gitmek mecburiyetindesin. Neden? Yol emniyeti yok. Sağla yol emniyetini benim. Ben hacca gitmek istiyorum.
Benim yol emniyetimi sağlayacaksın. Devlet olmanın özelliği can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, din emniyeti, akıl emniyeti. Sağla kardeşim bana. Ben gideceğim. Ölürsem ben öleceğim ya. Atayım imza ben. Ben atayım. Yol emniyetini sağlamıyoruz. İslam adına emniyeti sağlasa. Bir tane İslam ordusu kurun. Bir tane Müslüman ordusu kurun. Müslümanların yol emniyetini sağlasın. Müslümanlar tankını, tüfeğini, uçağını alsınlar kendi paralarından. Alsınlar. Eğer benim yol emniyetimin, benim bağlı bulunduğum devletim eğer bana sağlamıyorsa bana müsaade etsin. Herkes gönüllü asker olsun. Bitti. Ne? Hac askeri. Hacca gidecek olan insanları korumakla mükellef. Evet. Razıyız kardeşim. Bir çözüm bulun. Yok. Ama şunu çözüm buluyorlar. Hacca gidecekseniz kıymetli hacı efendiler sıraya girin. Çekiliş var, kura var. Gir sıraya. Sıraya girdin. Ne zaman? 8 yıl sonra. Ha! Ama 7000 euro yatırırsan hemen gidiyorsun. Diyanet. Sıra mıra yok. 7000 euro yatır yarın git. Evet. 7000 euroyu yatır. Hatta 5000 euroyu yatır. Sıra yok. 3000 euroya gideceksen sıra var. 10 yıl bekleyeceğim. Bekle. Kim özgür? Kur'an-ı Kerim'den pasta yapıp yemek günah mıdır? Böyle giderse kurabiye bile yapacaklar. Gerizekalı parayla olsa kimse almayacak. Parasız olunca alıyor herkes. Parasız ya. Parasız, gerizekalılık, embesillik, parasız. Hararetim yükseldi herhalde. Hakkınızı helal edin. Bu ara şeker de iyi değil de. Oraya atayım. Hanefi mezhebindenim. İmama uyunca tekbirden sonra Sübhaneke okuyorum. İmam Fatih okuyunca Sübhaneke'yi kesmem mi gerekiyor? Evet. Veya Sübhaneke okuyabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Farzın üçüncü rekatında Sübhaneke ve cüzü besmele okumam gerekiyor mu? Hayır. Üçüncü rekatı kılıyorsun. Hiçbir şey okumayacaksın. İmam üçüncü rekatı kıldı, oturdu, selam verdi. Anladın ki üçüncü rekattasın. İmama tabi oldun. Kalkacaksın, birinci ve ikinci rekatı kılacaksın. Ondan sonra dördüncü rekatı kılacaksın. Bir arkadaş hafızlık sınavına girecek. Mayıs'ın sonunda Allah rızası için dua eder misiniz? Çalışsın, Allah yardım eder, Allah yardımcısı olsun. Yar için her şeyden vazgeçmek doğru mudur? Örnek evlattan. Merhaba, siz nefsinizden vazgeçin. Başka bir şey lazım değil. Öyle. Laf bunlar. Evlattan geçecek, hanımdan geçecek. Sen bir haramı terk et. Bir farzları yerine getir. Yeter bu sana. Okuyorlar ya sufi olarak şimdi. Bir kitap okuyor. Orada bir ilahi aşkı anlatıyor. İbrahim Ethem anlatıyor. Diyor ki işte evlattan bile geçti. Kardeş, sen oraya gelinceye kadar daha o kadar gidecek yolun var ki. İbrahim Ethem hacca giderken yola çıktı. Her adımda iki rekat namaz kıldı. Kimle kendini kıyaslıyorsun? Kendini kıyasladığın kimse hac yolculuğunda her adımda iki rekat namaz kıldı. Hacca niyetlendi, yola çıktı. Yola çıktığında, hacca niyetlendiğinde abdesti. Bir adım attı, Allahu Ekber, iki rekat namaz kıldı. Bir adım attı, iki rekat namaz kıldı. Kaç yılda gittiğini tahmin edebiliyor musunuz? Şimdi birisi kalkacak, işte yar için evlattan vazgeçmek. Bırak ya, namazı kıl da. Uykudan vazgeçsen. Rahatından vazgeç. Şöyle bir 4 gün sen dışarı çık, derse gidiyorum de hatun ne yapacak evde sana bir gör.
Bir beklesin böyle. Geldin ha? Bir sana görünsün. Bir küssün sana evde bir. Gene gidiyorsun ha desin bir. Bir gör. 4 gün. 5 gün değil bakın. 4 gün. Hele bir de 5 gün git de gör. Nereye çocuktan geçeceksin sen? Çocuktan önce hatun var. Çocuktan önce adam var. Sen dur. Ondan önce de daha dur ya. Haram var. Sen 5 vakit bir namazı kıl. Allah bizi affetsin. Evli bir bayanın iş yerinde erkeklerle haşır neşir olmak durumunda kalıyorum, konuşuyorum, muhabbet duyuyorum. Bazen bu durumum olmasını istemiyorum. Kendimi ahlaken düşük görüyorum. Böyle durumlarda bunda nasıl kurtulurum? Boyuna tevhid çekecek. Habire Allah'ı zikredecek. Habire. Ben Şafii mezhebindenim. Mezhebimizde abdest alındığı zaman nikah düşen bir erkeğe el deyince abdest düşüyor. Evet. Beni merak ettim. Çalıştığım yerde patron yaşlı bir amca. Çay ikram ettiğimde elim değiyor. Abdest düşer mi? Evet. Zor Şafii mezhebine göre normalde bir kimsenin dinini toplum içerisinde yaşaması. Daha akide ile alakalı sıkıntılar var. Şafii mezhebinin yaşanabileceği en rahat şey İslam hukukunun yaşandığı yerlerde Şafii mezhebini yaşayabilirsiniz. Çok zorlanır yoksa. Mesela Şafii mezhebine göre bir kimse çünkü Şafii'ye göre Darül İslam olan yer tekrar Darül Harp olmaz akidevi olarak. Orada İslam hukuku icra edilmiyorsa bütün Müslümanların ölünceye kadar orada cihat etmeleri farzayın olur der. Sıkıntılı durumlar var bu noktada. Biz mühendislik öğrencisi mezun olma yolunda bayanlarız. Fakat erkek çoğunluğu yerlerde çalışma ortamında bulunuyoruz maalesef ve asıl sorum şu. Belirli mesafeyi koruduktan sonra İslam açıdan bayanların çalışması uygun mudur ya da biz bu durumda ne yapmalıyız? Bu noktada kadınların çalışmalarını yasaklayan bir İslami kural yok. Sadece adab, erkan, ölçü var. Mesela işte nikah düşen bir erkekle halvet etmeme gibi. Bu noktada böyle haramlık, selamlık meseleye dikkat edilirse bunda bir sıkıntı olmaz. Evet, pazar günü sabah saat 10.30'da Gürsu İdir köyünde kutlu doğum etkinliği var. Geleneksel malum arkadaşlar biliyorlar her sene orada kutlu doğum yapıyoruz. İdir köyünde saat 10.30'da inşallah. Tabii pazar günü bir program daha var. O da Gemlik'te. Gemlik'te de saat bu noktada 8 gibi işte orada toplanılacak ama efendim birisi bir şey mi dedi? Ha, telefonla konuştu. Ha. Pazar akşamı da 180 kişilik otobüs tahsis edilmiş. Bu otobüsler de bu heykelin orada ne? Tiyatronun önünden kaldırılacak. O yüzden Gemlik'e 180 kişilik otobüs tahsis etmiş Gemlikli kardeşler. O yüzden oraya Gemlik'e gitmek isteyen kardeşler inşallah bu şeyde tiyatronun önünde toplanırlarsa bay bayan, çoluk çocuk herkes için otobüsler kaldırılacak, arkadaşlara duyurulur. Hakkınızı helal edin. El Fatiha ma salavat. Amin.